dönem ekranlarda fırtına gibi eserken oyunculuğu bırakıp kabuğuna çekilen sayısız isim var. İşte oyunculuğu zirvede bırakan isimler. Nurbanu Sultan'dı, şarkıcı oldu. Şehzade Başka Hatun olursa yüzümü daha iyi göremez. Deli yüreğin Zeynep'iydi, yogacı oldu. Senin o kızla herkesin ortasında flört etmen beni delirtiyor. Nefesin komutanıydı, eğitmen oldu. Uyursan ölürsün, ölürsünüz. Doktorların elasıydı, cemiyetin hanımefendisi oldu. Ne oldu Levent? Bana niye öyle bakıyorsun? Ve Sıla'nın Boran'ıydı. Ona bir haller oldu. Sıla, ben Emre ile seni çok kıskandım Sıla. Oyunculuğu zirvede bırakıp bambaşka bir hayat seçen ünlüler geliyor. Dünyaca ünlü yıldız Bruce Willis'in sağlık sorunları nedeniyle oyunculuğu bırakması için erken bıraktığı yorumları yapıldı. 67 yaşında olsa da yapacağı çok film vardı deniyor Willis için. You're for wire room duty. Do you know what a wire room is? It's a lawful interception of conversations of subjects under criminal investigation. Biz de bizim ünlülerimizden bir araştırma yaptık ve oyunculuğu erken bırakan isimleri araştırdık. Listenin zirvesinde Gülşen Bubikoğlu var. Otelin en iyi dairesinde kaldığına göre para ganidir sende. Ama şey... Merak etme. Almanya'dan hemen gönderirim paranı. Film çektiği dönemin en güzel romantik komedilerinde güzelliğiyle fenomen olmuştu. Demek beyefendi ünlü bir yazar. Odama mı çıktın? Ne yapayım? Sen vahşiler gibi arkamdan sopalar, mızraklar atınca kendimi savunacak yer aradım. İstemeden girdim. Aman aman, hiç meraklı değilim eserlerine de. Ah nerede de Tarık Akan'ı damlara çıkaran Zehra? İkimize de yazık olur Zehra, inan bana! Yalancı! Hala numara yapıyorsun! Numara yapmıyorum Zehra, seni seviyorum! Ben seni sevmiyorum! Gırgırıye'de Bayram'ın sevdalısı Güllü'ye... Bayram! Güllü, bakayım sana, iyisin ya. Hiyase, sen de iyisin ya. Ben Turp gibiyim, seni merak ettim de. Ben de seni merak ettim. Yaban filminde Kadir İnanır'ı evcilleştiren Alev'di. Yanında rahat ediyorum. Suskunluğunda bile bir garip huzur var sanki. Bu benim bir erkeğe ilk açılışım, ilk yakınlığım. Ama ani bir kararla kariyerinin zirvesindeyken bıraktı oyunculuğu. Gülşen Bubikoğlu halen özleniyor. Yabanlığının ardında gizlediğin bir başka hayat var. İlk gördüğüm gün sende bir başkalık olduğunu anlamıştım. Anlat bana o ikinci hayatın. Aysun Kayacı, mankenlikten sonra oyunculuğa başlamış, Doktorlar dizisiyle zirve yapmıştı. Burak, benimle kavga etmeyi çok seviyorsun değil mi? Bu şaşırtmaca bir soru galiba. Doğru cevabı bulmam için düşünmem lazım. Hayır. Bu çok sıradan bir soru. Benimle kavga etmediğin zaman beni özlüyorsun. Ve hemen yanıma gelip beni kızdıracak bir şeyler yapıyorsun. Kariyerinin en parlak dönemindeyken evliliği ve anneliği tercih etti Aysun Kayacı. Alışveriş listesindeki her şeyi almamışsın. Bilerek unuttun değil mi? Tamam. Bilerek almadım. Ne olacak? O zaman ben de Ela'ya küçük sırrını söylerim. Doktorlar dizisinin bir başka yıldızı Yasemin Özilhan da oyunculukta zirvedeydi. Ne oldu Levent? Bana niye öyle bakıyorsun? Odada nikah saatimizin gelmesini, senin karım olmanı beklerken bütün ilişkimizi düşündüm. Ama o da evliliği tercih ederek oyunculuğu bıraktı. Özilhan soyadını aldı ve cemiyet hayatının en beğenilen hanımlarından biri oldu. Burak Sağ Yaşar, Küçük Kadınlar ve Karadağlar dizilerinde oynayan Burak Sağ Yaşar başarılı bir oyuncuydu. Sonunda planımızın en önemli adımını geçtik demek. Halit Karadağ'ın sonun gelmesine az kaldı. Yalnız Gülayat, eğer olur da işler yolunda giderse paranın %40'ı senin, %60'ını ben alırım. Sabahki fırçalaman kesmediyse baştan söyleyeyim. Bugün günümde değilim. Lütfen rahat bırak. Yine dizi sektöründe Burak Sağ Yaşar ama bu kez oyuncu değil, yapımcı olarak sürdürüyor kariyerini.
Mete Horozoğlu. Öyle bir geçer zaman ki dizisinde yakaladığı şöhretinde Nefes Vatan Sağolsun filmiyle zirve yaptı. Uyurken ölmeyeceksin öyle. Uyursan ölürsün. Ölürsünüz. Sen uyursan ölürsün. Sen uyursan ölürsün. Sen de ölürsün, sen de ölürsün. Uyursan az subayım. Uyursan ölürsün. Atlı. 6 kişi. Aileli. Öyle mi? Peki Süleyman. Yerlerini öğrendin değil mi? Öğrendim. Peki. Adamlara haber ver. Bu gece biraz işimiz olacak. Baş üstüne. Başarılı oyuncu birkaç yıl önce oyunculuktan uzaklaştı, yurt dışına yerleşti. Amerika'da yaşayan Mete Horozoğlu oyunculuk dersleri veriyor ama oyunculuğu askıya aldı. Zeynep Tokuş, Deli Yürek filminin Zeynep'iydi. Güzelliğiyle ekranların en sevilen isimlerindendi. Allah kahretsin! Senin o kızla herkesin ortasında flört etmen beni delirtiyor. Şimdi beni anladın mı artık? Buna inanamıyorum. Oyunculuk kariyerini ani şekilde bırakan Zeynep Tokuş, uzun yıllardır ekrandan uzak ve yoga videoları yayınlıyor. Hale Caneroğlu, efsane dizi Avrupa Yakası'nın yaprağıydı. Ben de Yaprak Peynircioğlu, Peynircioğlu ailesinin gelini. Peynircioğlu ailesinin gelini mi? Evet. Kubilay'ın soyadı ne var bunda Fatoş? Kubilay Peynircioğlu mu? Tanışıyor musunuz? Oyunculuğun kendisine mutluluk getirmediğini söyleyen Hale Caneroğlu, şimdilerde bambaşka bir kariyerle hayatına devam ediyor. Açelya Samyeli Danoğlu, Düğün Dernek filminin güzel yıldızı ve eski Türkiye güzeliydi. Yakıştık da. Buyurun. Merhaba, merhaba olalı. Yıllardır böylesine güzel bir suret görmedi hanımefendi. O yüzden bir türlü çıkamıyordu şu an. Utandı. Kaldı iki dudağımın arasında. Ne yapacak? Nasıl yardımcı olabilirim? O da evlilik sonrası oyunculuğu noktaladı ve gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Özlem Yılmaz. Burak Özçivit'le Zoraki Koca dizisinde parlamış, Unutulmaz dizisiyle zirve yapmıştı. Yeter. Sus artık. Bitti her şey. Bu kez bitti. Biraz önce kızımı babasından ayırdım. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Deniz soğuk mu diye soracaktım. Sana bir çakarım, soğuk mu sıcak mı anlarsın. Yapma ya. Şakadan anlamaz mısın sen? O da birkaç yıl önce oyunculuğu bırakma kararı aldı ve sakin bir hayat yaşamaya karar verdi. Merve Boluğur. Oyunculuk yaptığı dönemde Küçük Sırlar dizisiyle parlamıştı yıldızı. Ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum. Ben gözden düşünce hevese yanaştın. Açımı kolluyordunuz. Kimseye yanaşmadım. Biz seninle arkadaşız Ayşegül. Arkadaşız öyle mi? Sonrasında Muhteşem Yüzyıl gibi fenomen bir dizide oynayan Merve Boluğur, Nurbanu Sultan rolüyle çok konuşulan bir isimdi. Ben diyeceğimi dedim Can Feda. Şehzade başka hatun olursa yüzümü daha iyi göremez. Ateşle oynuyorsun Nurbanu. Şehzademin sana gönlünü kaptırdı diye haremini sokağa atacak değil ya. Sen doğacak çocuğunu düşün. Haremine gücüm yetmez belki. Ama o değişik gidecek. Ne yapın edin gönderin onu. Yoksa katil olacağım. Son yıllarda oyunculuğa ara veren, özel hayatıyla konuşulan ve şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Kısa süre önce evlenen ve boşanan Merve Boluğur'un oyunculuğa yeniden dönebileceği söyleniyor. Mehmet Akif Alakurt, Sıla dizisinin Boran Ağası, Adanalı dizisinin Maraz Ali'siydi. Gözlerini bile kırpmadan yok etmeye hazırdılar. Atilla komutandan başka hiç kimse de bana yardım edemezdi. Sevilen bir isimdi ama birkaç yıl önce bir haller oldu. Oyunculuğu bıraktı, yurt dışına yerleşti. Garip açıklamalarıyla gündeme geldi.